Druid'i alıp alıp tokatlanıyoruz. Bir daha alayım. Starfall güzel. Svay. Voodoo Doll biraz şey arkadaşlar ya. Evet, kodu güzel kağıt. 5 mana 3. kart ama alabiliriz arkadaşlar. Değer bence. Bu da güzel. Peki. Swipe alma demiş daha bana. Yok abi sağ ol. Ben swipe alırım. Yeter arkadaşlar artık. Çok fazla kart var o manlara. Claw idare eder. Bir daha Starfall. Alayım. Bu kötü. Oh my god. Creeper. Yok Creeper abi. Biraz early game güzel kağıt alalım arkadaşlar. Değil mi? Ah. Arkadaşlar çok fantezi olur. Bakın tamam güçlü kağıt. Özellikle altı metin feseyi farkın ama çok çok iyi kağıt geldi yanında. Alalım şeyi. Ayımız da yok bir yandan. Yani o kadar çok mid game kartı var ki. Tamam bu çok iyi. Aferin bunu gösterdi. Doğru gösterdi. 3 swipe. Abi 3 swipe 2 starfall. Eyvah bu deste ne oldu? Abi lütfen başarısız olmayayım ya. Golem. Oo bu da iyi lan. Bu da çok iyi ha. Arkadaşlar 3 swipe 2 starfall ve spell power. Alarjon. Wrath. Alacağım. Alacağım ama nasıl satayım? Bu çok kötü. Fungalmancer alalım. Hayatta alma. Tolga. 10 artı yine boss'u öldürüyorum. Oo. Abi dur yapacağız. Yapacağız. Bunu almamız lazım arkadaşlar. Yani Ultimate Infestation'ı da bu olmaz. Bakın ben bu kartı çok seviyorum. Biliyorsunuz. İyi bir kart bence bayağı. Ama arkadaşlar Ultimate Infestation adresi de olmaz yani. Fatigleniriz. Yani şöyle düşünün bakın çünkü. Keening Bench oynadım arkadaşlar. 2 kart oynadım öldü. Keening Bench. Destemden 6 kart attım. Sonra Ultimate Infestation attım arkadaşlar. 5 kart da Ultimate Infestation. 11 kart. 11 kart lak diye gitti arkadaşlar sizden. Yani normal draw step'inde çektiklerimiz var. Değil mi? Efendim ne bileyim recruit dersek ekstra kart olacak. Starfire'den ekstra kart olacak. Başka burada 10 artı 1'e boss'u öldürüyorum ha. Ooo iddialı. Challenge. Hadi bakalım abi. Yapalım. Bu iyi değil yalnız ha. Bize gelecek bu yani. Ucuz kağıt yok. Abi ucuz bir şey. 2-3 manaya bir şeyler versene. Pahalı kağıt da yok ki. Yani bu da çok iyi. Bir daha Wrath. Ya bu nasıl bir spell power arkadaşlar? Şu Taskar Fisherman'ın ilkini almamız lazımmış. Yani bilsem alırdım tabi. Bir Wrath. 3 swipe, 2 starfall, ikinci Wrath var burada. 4 manaya kart var değil mi arkadaşlar bir sürü? Bunu alacağım bakalım gerçekten ne olurmuş. Oh bu. Easy. Bir daha bu. Bu. Ne diyorsunuz bakayım? İkinci UI ben çok istemiyorum. Bu bence ya. Ne diyorsunuz siz? Apple Bomb hiç olmaz. Bak benim 5 manaya çok kartım var. Hem yani o kartın defansif ayımız yok mu? Sleepy Dragon var. Çok da lazım değil. Ayı mı diyorsunuz? Iron Bark mı diyorsunuz?
Applebaum çok yanlış. Applebaum diyenler çok hatalı arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu olmaz. İyi değil mi? Hadi peki o zaman aldım. Oo. Zor. Arkadaşlar şimdi 3 manamız biraz kısa. Ama 3 manada Tar Creeper var. Alemlerin kralı yani. 3 mananın en büyük kralı bizde. MCT mi diyorsunuz? Bu değil yani ha. MCT diyorsunuz. Ben bunu düşünmüştüm açıkçası ama. 6 manamız daha az var aslında. MCT mi diyorsunuz? Peki MCT çok MCT dediniz. MCT oluyorum arkadaşlar. Artık böyle yapacağım. Çok arada kaldığım zaman size soracağım. Çoğunluk ne diyorsun alacağım. 72,5 bence de çok güzel liste arkadaşlar. Yani arkadaşlar şimdi bakın. İnanın yani görüyorsunuz 44.000 gold var. Benim skora ve yüksek yani golda ihtiyacım yok. Ama arkadaşlar yani bu desteğine bu oynamanın zevkine varmak istiyorum. 2-3'te falan kesmesin önüm artık adamlar 15 tat tekle. Gerçi bu desteğe çok çekmeyebilir aslında. Hadi bakalım. Ay. Bence arkadaşlar Spell Shifter almak çok doğru oldu. Yalnız tabi Spell Shifter'ın şöyle problemi var arkadaşlar. 6. tur mesela atıyorum. Chimera Nexus. Önceki 2 bitti Doreen. Kraken. Bu da çok iyi değil ki. Tar Creeper kesin tutardım da arkadaşlar. 2. tur coinlemek için. Dark Creeper geldi. Güzel. Sana da greetings. Kraken'cığı. Bunun bayağı çok win olması lazım aslında. Ama bakalım göreceğiz. 72 mi ne öyle bir şey? Harfi bilmem. Göreceğiz. Al. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Şahin savunması. Güzel savunmamız var şu an. Spell Shift'ı daha çok o oyun ortasında yukarıdan çekip Spell Power'lı kart atmak için kullanmak isterim ben. Gibi geldi bana. Okey. Çok iyi. Bayağı adamı kötü bir pozisyonda bırakacağız arkadaşlar. Al abi. Kuzerkin. Çüş. 3 overload daha. Peki. Al bakalım 3 overload'u. Arkadaşlar o kadar overload kolay bir iş değil ya. 2 overload, 3 overload filan. Totemini koy. Go bakalım. Hadi artık. Oo. Abi yapma. 2 vurma bana. Hah, tamam. Bana 2 vurma. Yani bana derken tabii anladınız. Kodoyu kastettim. Creeper. Çok delikanlıca overload oldu adam. Oo, çok kötü kağıt ya arkadaşlar. Çok kötü yani o kağıt. Arkadaşlar 6 manaya 4'e 5 taunt indi adam. Değer mi yani? Fion main guys ben seni hatırlıyorum. Sen de bir ara playbook'tan çıkacağını. Söylemiştin sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Lightning Bolt. Ne?
Peki. Adam yaratık sağ bırakmıyor arkadaşlar. Ne yazık ki Defender of Argus oynayamıyoruz. Kötü oluyor biraz. Yapalım artık. Ne yapayım? Bir mezuniyet gördüm bugün. Okulda Göktuğ. Peki. Peki. Bedava öldür diyorsun. Nasıl oynuyorsun ya böyle? Nasıl oynanıyor böyle yani? Peki bedava öldüreyim abi, sağ ol. Lightning Storm. Hayret, peki. Peki. Oynanacak yaratık yok. Yido. Öyle oynanmaz yavrum arena. Bir yaratığı olan 4 yaratığa çıkar filan. Çıkmıyor işte adam 4 yaratığa. Vur abi. Swipelarız arkadaşlar. Yani yanına ince yaratığı swipelarız. Abi vay be. Vay be abi. Peki. Püf. Peki. Arkadaşlar başka bir şey yemeyeceğim. Ben böyle kazanacağım oyunu. Bu işte demin arkadaşlar bize 0-9 taunt inen gibi bir adam. Hiçbir fikir yok oyun hakkında. X kurumuz bizi hostluyormuş. Sağ ol. Öyle olmaz Yido'cum, evet. Öyle olmaz. Onu sorunca zaten anladım ben. Ne acaba? Son kart göster hadi. Göreyim, merak ettim. Şaka bunun için aranda kötü bir kağıt görüyor musunuz? İşte bunun için. Tabi kötü arkadaşlar, inanılmaz kötü. Oha bu Bloodlust oynuyor geri zekalı falan değil de. İyi bir kart değil yani, zayıf. Evet, Rock Fury kart. Bir de 2 mana birebir ölünce seni bütün yakına artı bir atak veren kart var. O da bir roll kartı. Tutacağız. Bunu tutayım. Gönder ya. 3 swipe var. Ayı balı bol bulunca arkadaşlar. Bence açılıştaki en iyi kartımız arkadaşlar bizim Tar Creeper. Bak bu oyun senin dediğin gibi yapıyoruz Yido. Yatabiliriz yani MCT'yi. Bu olmadı yalnız arkadaşlar. 2 kart eksik oynuyoruz şu an. Yani 4 kart yerine 2 kart var elinde gibi. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah vah. Sub durumu ne olmuş? 174, 170'e fixlendik. Hey. 120'lere gelmedi bize, şükür ederim artık. Bilmiyorum. Okey. Ya arkadaşlar böyle olmaz ya. Yani gözüküyor değil mi size? Bir tek Jinli'nin Royal Guard kaldı. Uyuyucu şey, Green 114. Şş,
Şimdi arkadaşlar burası tatsız işte. Ne yapacağız? Hani şimdi go dersem eli belli ediyorum biraz MCT'yi. İnmeyi verip vuracak. Ne yapacağız ki? Çok tatsız ya. Ben önce sevmemiştim arkadaşlar bunu. Kötü oyuncu kartı yani. Kötü kart demiyorum bakın. Kötü oyuncu kartı. Ya ben çok geride kaldım. Ver bakayım. Aa iyisini verdi. Yendim. He filan. Açsam daha rahattım. Sağ ol Compton. Okey. Adamın tabii fikri yok. Okey. Okey. O iyi olmadı. Öleceğiz şimdi arkadaşlar mind control doğru düzgün çalışmazsa. Ya da arkadaşlar Starfall'u basacağız. İşte bakın. Şimdi arkadaşlar burada çift taunt olduğu için arkadaşlar MCT bizi kurtarmaya yetmiyor. Gerçi bunu alsam olur değil mi? Hadi bismillah. Oldu. İyi bari. Kıç kurtaran MC oğullarından. Al abi. Arkadaşlar hiç uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım çünkü bakın elimde bunlar var. Ben bunu indiririm. Yani şöyle bir şey. Şimdi bunu ben bedava öldürürüm 6'ya 5 arkadaşlar. 16'yım ben. Bunu öldürecek kafama çakacak 6'yı veya 4'ü işte. Canım sıkılacak. O totem ben çünkü zaten Swipe'la veya Starfall'la indiririm. En kötü yani. Okey. Yanlış yere indim bu arada. Yok fark etmiyor. Evet. Taunt gelmedi. Bundan da taunt gelmesin yeter bana. Gelmedi. Güzel kağıt geldi aslında ama olsun. Taunt gelmedi. O bize yeter. Seni bir swipe'layayım ben. Bunu niye swipe'lıyorum ben ya? Var mı öyle bir swipe gereği yani? Niye swipe'layayım ki anasını? Swipe falan gerek yok. Ne yapıyorum? Al lan. Ya arkadaşlar biraz yaşarsam yeneceğiz. Birazcık yaşamamız lazım. Ya bu 15'i burnout etmemesi bilmem ne bilmem ne lazım. Şimdi 7. tur pek bir şey yok arkadaşlar. Biraz arkadaşlar hero power benim azaltıp normal elden kart yani kötü swipe bile atmam lazım. Mesela demik swipe belki atılabilirdi. Çünkü şöyle bir şey. Elimde 1 milyon kartla ölmeme gerek yok yani. Okey. Tabii arkadaşlar yani spell portadan sağ bırakılıyor. Hemen ceza 4 yani 4 vuran kartla 5 vuruluyor. 5 adet yaratım öldürüyor. Okey. Frost Shock oynayalım zaten arkadaşlar. Belli ediyor kendini. Okey. Iron LOL Golem. Peki gerek yok ona. Arkadaşlar biraz masada bir şeyimiz olsun diye oynuyorum. Ama adam çok zayıf tabi. Mesela Frost çok zayıf kağıt arkadaşlar. Yok bir şeyim yok. İyiyim ya. Raptor Ashing hemen çekildi tabii ki. Okey. Neyse ki yanında çok bir şey yapamadı. Yanında bir şey yapamayınca çok iddialı. Bitti. Herhalde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mesela bakın arkadaşlar şu an bu oyun sıfır etki. Hiçbir şey yapamaz yani. Hiçbir şey yaramayacak bu kağıt. Şu an burada Volcano çıkartsa belki de 8 10 olmuş. Geçen arena bir kere olsun kullanamadım. Bak böyle kullanılır dedi adam. Hani öğren dedi. 3. swipe'ımı çekiyorum anladım. 3. swipe yaşıyor. Ne oluyor lan burada? 3. swipe ne oğlum? Yani arkadaşlar çok iyi değil farkındayım tabi de. Nasıl hemen 8'e 8'e çaktım bir game hunter'ı? Tabi discover evet biliyorum. Daha easy win olamadı dur. Okey. Daha kaybedeceğim durun ya daha dur. Daha dur. Daha dur. Daha dur daha kaybedeceğim ben ya çocuklar durun. Bir kart yakıyorum ha.
Okey, bir kart yeter. Kabul. Arkadaşlar benim hayatım bu. Benim hayatım bunun üzerine kurulu. Şimdi iki tane spell power'lı swipe'la kaç vurabiliyorum ben? 10 vurabiliyorum. Lethal var. Tabii lethal yok yine. Bozuldu lethal. Okey. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sana şöyle 5. Sana şöyle 5. Kazan lan buradan. Kazan, rahat ol. Hungry Ettin'den Doomsayer. Blazing Invocation'dan Big Game Hunter. Dur, kafana bir tane daha swipe atacaktım şimdi. Tolga İnan benden habersiz ikinciliğimi alırsın ha. İhsanıma bak sen ya. İhsan Çiğirci oğlum. Doomsayer ya. Acaba? Deste bayağı güzel, evet. Şimdi arkadaşlar bir problem var. Problem şu. Spell Shifter'ı gelecek tura yeter diye umalım. Arkadaşlar gelecek tura Spell Shifter 4'e 1 ya. 4'e 1 oynamayı çok istemiyorum aslında tabii de. Olsun, oynayalım. Ya şöyle bir şey. Acaba 1'e 4 Spell Shifter mi oynasam dedim ama. Yani arkadaşlar bir 3'e 3 3'e 3 inse adam. Orada eziliyoruz. Süper. Böyle bir Spell Shifter'ı go şimdi. Bizim deste pek agresif yapacak bir deste değil ama arkadaşlar. Let me show you filan falan. Deste fena. Peki. Artı bir artı bire gerek var mı? Yok değil mi arkadaşlar? Güzel arkadaşlar. Yani kötü değil en azından. Ironwood Golem bu adama karşı çok zor çalışır arkadaşlar. Bite'la çalıştırabiliriz değil mi Ironwood Golem'i, bakın. Peki. Şimdi arkadaşlar bir mucize olsa Taskar Fisherman çeksek. Değil mi? Top deck oluyor ama. Fungal Mancer. Fungal Mancer. Go diyelim bence. Vurursam çünkü 5-2 yapar arkadaşlar. Ya şimdi bu Fungal Mancer'ı ineceğim tur ölümüne yaratık öldürüyor insanlar genel olarak. Ama bakalım, belki bu sefer becerebiliriz. Yani şimdi arkadaşlar normal bir yaratık inse tamam. Güzel. Güzel. Bayağı fena yapıyoruz değil mi şimdi? Al abi. Ya da arkadaşlar şöyle yapabiliriz. 2'ye 2'yle vurup bu ikisine vereyim mi? Bence o daha iyi değil mi?
Nasıl olsa Poisonous. I appreciate that. Öyle abi. Okay, bam. Arkadaşlar bayağı fena ya. Kimdir o? Yine Yusuf mu yoksa? Yusuf'um ya. Sağ ol, sağ ol. Bir tanesin ya. Her gün tık tık saat gibi çocuk. Sağ olasın. Okey, sinir arkadaşlar ama cevabı hazır. Ele vermeli. Aa! O zaman... Arkadaşlar öldürüyorsa bunu öldürsün. Bilerek yaptım. Hem bakın öldürülmesi daha zor. Çünkü bakın tur gelince 5, 7, 10, 14, 15 vurup öldürüyorum ben. Arkadaşlar bait olduğu için bununla saldırabileceğim. Adam saldıramayacağımı sanıyor. Tabii yani arkadaşlar taunt iner bilmem ne iner bir sürü şekilde bize engel olabilir. Ama arkadaşlar yani lethal var. Mesela şu an lethal var. Peki. Bayağı inefektif oldu ama. 5, 7, 11. Aa yetmiyor. Bir dakika. 5, 7, 9. 9. Şöyle yapalım arkadaşlar. Adamın ne yapmaya çalıştığı belli değil mi arkadaşlar? Adamın büyük ihtimalle Red Trap çok dandik ben saymıyorum onu ama ya Snake ya Venom Strike Trap'ı var arkadaşlar. Yaratıklarına saldırıp beni ezmek istiyor. Ben de saldırmıyorum yaratıklarına. Yani yaratıklarına niye vurup adama Snake veya 3 tane Snake veya Cobra'yı veriyor? Cobra'yı vermek. Cobra değil de. Üçüncü Swipe. Yaşıyor ömrüm. Yalnız arkadaşlar bunu hiç ziyan etmek istemiyoruz ya. Bizim beste inanılmaz güçlü yani bu. Vallahi arkadaşlar şu an bakın hiç hayatımda yapmadığım hareket. Eğer adam ikinci tur Hero Power basarsa bence Hero Power basabilmeyi düşünebiliriz. Veya birinci tur bir şey yaparsa. Yanlış söylüyorum çünkü biz başlayan tarafız değil mi? Öyle yapamayız. Vallahi arkadaşlar düşünüyorum şu an. Kobralar verildi. Çok iddialı yani. Hatırlıyorum, inmemek çok iddialı olur yani. Bakın şurada bir Righteous Protector görsem kafa atacağım da. Sen beni yemliyor musun lan? Ozan. Okey. Ya bu çok manyak ya bu kağıt. Bu kağıt çok çok çıldırmış yani. Hey Emir nasılsın koçum? Levo selam sağ ol. Bugün güzel destemiz var. Onları avlayalım. Şimdi arkadaşlar Mind Control'daki çalıştırmak istiyorum ama bir yandan da abartmam lazım işi. Bir şey çıkartmaz umuyorum. Yani arkadaşlar bir yandan da Amani Berserk'ı öldürmek istiyorum ben Stampeding koduyla. Becerebilsek efsane. Şimdi burada True Silver Champion çok kötü olur. Çok çok kötü olur True Silver Champion. Yani
Arkadaşlar bazen deniyor ya mesela kendi turu sivir şampiyon açtım. Arkadaşlar bazen bazı kadar kendinizi açmak zorundasınız. Adamın elinde ne olursa olsun kazanayım diye bir şey yani yok gibi bir şey arkadaşlar. Yani sıfır kartı falan kalır. Anlatabiliyor muyum? Belki o zaman çok da öndesinizdir. Kendinize her şeyi göre ayarlayabilirsiniz. Ama arkadaşlar şu durumda. Çünkü bakın Consecration olabilir. True Silver Champion olabilir. O olabilir, bu olabilir. Bin tane kalabilir. Şu an ikisi de acıtıyor bu arada. Consecration da acıtıyor. Ama Consecration en azından şeyi vermek zorunda. Ari selam. Hoş geldin. Kötü oldu. Tabii ki yapamadık arkadaşlar. Okay. Ha bir de Divine Shield verdin. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Okay. Spike Steel falan mı yapacak acaba? Çok çirkin ya arkadaşlar. Yaratık insi herifin suyunu çıkaracağız. Ama neyse arkadaşlar şöyle bir tesellimiz var. En azından Sound'u birazcık birlik oynadı değil mi? Yani bir kere atabildi sadece. 72 falan... Okey. Ne fake Levent'in çocuğunun adı da Levent'tir. Birden fazla Levent var bu dünyada. Okey. Hemen arkadaşlar. Öyle yok ya. Öyle yok. Öyle benim yaratım bedava yemek yok. Yedirtmezler. Arkadaşlar. Kodoyu da yapmak istemedim. Daha okkalı bir yerlere bir kodu atabiliriz biz. Yalnız şu an adam bizi zorluyor bayağı. Yani işte o tabi Divine Shield'ı +1 +2 çok bozdu arkadaşlar. Bakın +1 +2 okeydi. Divine Shield da okeydi. +1 +2 artı Divine Shield çok ezdi. Şimdi yalnız arkadaşlar eğer bir kodoluk yaratı yakalayabilirsek ne bileyim 2-6 taunt filan yani güzel kodoyu yiyen bir yaratı çıkarsa kodoyu güzel yiyen bir yaratı çıkarsa bayağı. Ömer selam hoş geldin. Evet arkadaşlar. Evet, Spike Lee Seed atıldı tabi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Vurup kafa atıp gelen Stegodon'u Stampeding koduyla öldürebiliriz. Kafa atsak mı acaba? Yapacağız herhalde. Yani en azından bizde böyle bir avantaj sağlamış olduk arkadaşlar. Adamın 2-6 tontu bedava öldü. Ama tabii yani biraz zorlandık. Çok hareket çıkıyor be arkadaşlar insanlardan. Çok yani. +1 +2 Divine Shield. Artı bilmem ne bir şeyler falan. Bir daha mı var abi? Bir daha atmasana ya. Bir daha atma artık. Yani arkadaşlar adamlar yani multiple yani hiç durmadan Spike ve Steel atıyor adam ya. Oyundaki en iyi kartı atıyor adam. Neredeyse yani. Yani çok kötü arkadaşlar. Go. Ya arkadaşlar Spike Resteed atmıyorum. 2 Spike Resteed atıyor. Yani abi bu ne ya? Bak o kadar güzel ezdim Noble Sacrifice'ı.
Dökülür diye arkadaşlar mind kontrolü tek saklamaya çalıştım bir tur daha. Belki olur. Evet. Evet, bende de var o kart şimdi göreceksin zaten. Bende de var o kart. Bir saattir bekliyorum burada seni. Gel yavrum. Gel bakalım. Gel küçük. İşte böyle. İşte böyle yavrucayla. Evet arkadaşlar, boş elle Ultimate Infestation. Sen şimdi iki tane Spike Steed oynadıysan ben sana Ultimate Infestation'ı vereyim. Sen madem oyundaki en iyi kağıtları oynadın, ben de en iyisini oynayayım direkt. Üçüncü Spike Steed. Tebrikler. Tebrikler. Tebrikler, yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Tebrik etmekten başka bir şey yapamıyorum adamı. Şaşırtıcı biraz açıkçası. Şöyle yapalım. 3 Spike Steed almış ya adam. Saldırabiliyoruz abi. Öldüreyim abi seni şöyle bir. 4. Spike Steed atmak ister misin? 4. 4. 4. Spike Steed. 5. Spike Steed. Sivusun. Harikasın. Okey. Şimdi arkadaşlar elimde swipe var ya. O işe yaramasın diye ama olmayacak yani. Sokacağım bir tarafına ne yazık ki. Abi üzeceğim ama kusura bakma. Olmayacak. O işi yapamayacaksın. Şimdi arkadaşlar acaba equality de çıkar mı adamdan? Yani adam biraz şeyleri zorluyor yani. Şimdi bakın spell shifter'la atabiliyorum swipe'ı. Ama çok başarılı değil. Değil mi? Yani böyle bir deste 3 Spike Steed Silver Sword falan. Bayağı başarılı. Şimdi arkadaşlar Spell Shifter'ı açsam, adamın kafasına swipe atsam, adam kalıyor 14. Atak ediyorum. Defender of Argus oynayayım. Adam kalıyor 10. Adam kalıyor 10. Benim önümde 4 8 10 ataklı yaratık oluyor. Bence yapalım. Al bakalım. Arkadaşlar 10 damage elimde. Burada 8 atak var. Ya bakayım vur. Consecration bile kurtarmıyor bakın. Consecration üzerine tontlu yaratık lazım. Evet. Spike Steed. Spike Steed. Spike Steed yok mu ya? Olmaz kanka ya. Ayıp ya. Nasıl Spike Steed atmasın artık yani? Soktular mı desteğini bir tarafına? Dur daha vurucam, dur ya. Daha Arjun Commander Art'ı bite yiyeceksin. Daha dur. Yavşak. 3 Spike Steed Silver Sword akıyor. Babam. Silver Sword. Luck. Kara Kartal. Eyvah Snipe. Eyvah Snipe. Yani Snipe olsa çok yüksek. Evet ben çok söylendim. Doğru diyorsun. Evet. Snipe vakti geldi. Ya snipe'la vermeyelim desteği. Hadi bakalım. Beşiktaşlı adam snipe atmaz. Bence hiç acımaz onu söyleyeyim de.
Al bakalım. Biliyorsa kesin gelir canım sniper. Okey. Bocuk. Vurma vurma daha dur geliyor. 3'e 5 taunt arkadaşlar. Adamı vermek istiyor muyum? İstemiyorum ama yani ne yapacağız? Altın vuracağım. 2 kopya aldı. Yani. Peki. Al bakalım. Go herhalde arkadaşlar. Go. Yani şimdi arkadaşlar adam devam ederse bu pasifliğe Fungal Mancer cezası var. Ha tabi adam da bize Fungal Mancer cezası yapabilir ama adamın cezası bizim kadar büyük olmaz. Çünkü gelini oynuyor. Gelen taptek iyi bir şey demek ki. O değil abi yeterince. Yamuldun şimdi. Yamulensis. Yamulozoid. Gel bakalım. Zıbam. Zıbam. Mushroom power. Yok snipe planı arkadaşlar. Şimdilik öyle bir şey hissetmedim yani. Bilmiyordur. Yani sonuçta arkadaşlar şöyle bir şey. Tabii ki Twitch'e girmeyen insanlar var yani. Sağ ol Yido. Anıl hoş geldin. Bence de snipe yok gibi arkadaşlar. Katılıyorum. Yani hele Fungal Mancer varken oradakiler yapılmadı. Evet. Gentleman bir arkadaşımız ya da bizi tanımıyor. Olabilir. Yalnız arkadaşlar adam şey diyor. Yani burada şeytan diyor ver ayarı da. Yani burada şey hareketi var ben size söyleyeyim. Flame Strike'a çekmeye çalışıyorum bir ama olsun da atacağız be abi. Let me show you the arcane yavrum. Arcane'i göstereyim sana diyor yani şair. Bu da iyi bir dest. Spell power'lı snipe yemeği ne dersin? Snipe yemeği değil. Swipe, snipe bir şeyler. Aaaaaaah! 1'e 4 olsa iyi tabii. Okey. Oo güzel taptaki. Ah. Geliyor, geliyor. Royal Guard geliyor. Dayı aktın be. Hadi bakalım. Hadi hadi artık öyle. Çok uzatma. Dükkanın önünü kapamadan öyle artık. Hadi. Bayağı sinir etti ha. Şimdi arkadaşlar sonuçta bir swipe var lethal. Bu arkadaş zaten lethal. Starfall var yani taunt inip kurtaramaz kendisini. Şöyle taunt inip kurtarabilir. 4'e 12 olan taunt'u inerse kurtarır. 6'ya 10'u inerse kurtarır. Ne yazık ki. Bakalım arkadaşlar. Ya büyük taunt inmesi lazım. Bu da olur. Yok bu olmaz hayır. Bu olmaz. Buna cevabımız var. Bir de Frostbolt. Ha, o var. Bir mana eksik onun için öldüremiyorum. Bayağı iyi dayandım be abi. Helal vallahi. Yıprattım biraz açıkçası. Oh, mana olsa ölmüştür arkadaşlar. Bir meteor daha. Blizzard. Güzel, peki.
Lethal var rahat. Bakalım. Şimdi öyle taunt bulamadığı an şey de fena yapacak tabi. Hero power'ımız da azar. O ne be abi? Ciddi misin? Ölüyorsun. O kartı oynayınca tabi ölmeye mahkumsun kara kartalım. Beş sıfır. Güzel. Tokat. Arkadaşlar bence Spell Shifter çok doğru bir karar oldu ya. Gerçekten. Çünkü 3 gerçekten çok Spell Power'lı kartımız var arkadaşlar. Yani Spell Power'dan etkilenen kartımız var. Çok işe yarıyor. Yani 5-2-2 swipe mahvediyor arkadaşlar. Şimdi biliyor musunuz? Yani çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Yani Spell Power'lı Fan of Knives artı adamın kafasına 2 ve 1 hedefe 5 veya gerekirse adamın kafasına 5. Yani çok çok güçlü yani arkadaşlar. Yani neredeyse Fireball artı işte Primordial Drake diyeceğim. Primordial Drake olmuyor tabi. İnelim mi? Emin değilim aslında. 4'e 1. İneceğiz. Bunu arkadaşlar niye başlangıç için demin istemedim? Biri vuran klaslara karşı tabi çok iyi olmuyor bu. İkinci tur özellikle şey olduğu için. Geçirim arkadaşlar. Yani bu Tar Creeper bitiriyor ya arkadaşlar. Yani tamam bu Tar Creeper aslında arkadaşlar Wild Growth yerine aldım Tar Creeper. Nereden biliyorsun diyecek derseniz benim bir Tar Creeper'ım Golden, biri değil. Yani ilk Tar Creeper'ım Golden oluyor. Bu ikincisi Wild Growth yerine aldım. Ama arkadaşlar ilk tur geleceğinin bir garantisi yok Wild Growth'un. Ve arkadaşlar Ultimate Infestation geleceğinin de bir garantisi yok. Yani şöyle Wild Growth kötü bir kart demek istemiyorum. Wild Growth iyi bir kart fakat arkadaşlar bu çok iyi. Yani çünkü bakın. Yani bu kart agresif deside oynuyor. Çünkü arkadaşlar neden? Yandan vuran bıdık bıdık yaratıklarınızı koruyor. Baksanıza arkadaşlar. Fena mı yani? 4'e 1'i koruyor. Her tur 4 vuracağım. 4 de az buz değil, damage değil yani. Tar çok güçlü. Ya arkadaşlar çok ciddi bir deste bu. Tabii. Kazanmak isteriz açıkçası. Yani iyi bir skor yapmak isteriz. Yani yani Tolga bize challenge olarak 10 koydu. Ben de yani 9'dan aşağı yapmasam iyi olur diye düşünüyorum aslında. Arkadaşlar Shadow Madness ezmiyor. Abi en iyi rehberini izledim. HS'ye başlamak istiyorum. Oyunda hızlı nasıl gelişim, daha hızlı nasıl öğrenirim? Şu anından gençler tek senin yayınlarını izlemek oluyor. Başka ne yapabilirim? Yayınları izleyeceksin. Bol bol oynayacaksın. Tavsiyem şöyle bir şey yap. Oyunda farklı realmlar var. Tamam mı? Diyarlar yani. İşte Asya var. Ondan sonra Avrupa var. Amerika var. Ondan sonra her birinde Tayvan, Mayvan da var. Onlara girilebiliyor mu bilmiyorum. Her birine girip her gün bir görev yap. Görevler çünkü gold getiriyor. Rehberli izleyin. O kadarını bilirsin diye düşünüyorum. Çok zayıf. Arkadaşlar bakın. Coil ile tek yaratığa yaptı. Yani tek yaratığa yapmadı. Coil ile tek yaratığa yaptı. Şimdi ben Power of the Wild atsam.
Şöyle. Hepsini artı verdi desen. Bakın Spell Power çok izliyor ya bizde. Kolay gelsin desem sonra. Ne olacak böyle yapsam ben? Yok yani şey filan arkadaşlar. Psychic Scream filan yok yani. Coin'i gördüğüm an değişir arkadaşlar olay. Çünkü bak coin'i gördüm. Mesela şimdi gelecek dur Psychic Scream'den korkuyordum. Şimdi korkmuyorum gelecek dur Psychic Scream'den. Dragonfire Potion zaten gitti. Ki ben zaten şu an Lethal'ım ayrıca. O da ayrı konu da. 2 manaya arkadaşlar 5 manaya inilmiş yaratığı öldürüyor. Aynı şöyle aynı hesap fakat yani farklı karakterler. Yani oradaki golden quest'lerin her şeyin bağımsız. Yani birden fazla round'a oynadığınız zaman arkadaşlar şu oluyor. Gidiyorsunuz bir alma. Easy. Spell power arkadaşlar bizim desemizde korkunç. Arkadaşlar Wrath var. 2 Starfall var. 3 Swipe var. 1 Starfire var. Yani ben arenanın başında bir yerde Tusker Fisherman geldi. Bir tane Swipe vardı. Ulan acaba alsam mı dedim. Yerine başka bir şey aldım. Yani şimdi bin pişmanım şu an yani. Allah'tan bunu aldım. Çok doğru play oldu. Rock Fury. Bu dest 12.000'e gider. Yani bu arada arkadaşlar birkaç gün yokuz ha. Bu son aranın kıymetine varın yani. Farklı şeyine. Tadını bilin, tadını çıkarın. Ha oldu. Spell Power'la Swipe arkadaşlar aşırı güçlü oluyor. Yani zamanında ben 2 mana 2 2 Dandik Kobold vardı ya arkadaşlar. Onu da alırdım ben hep mesela. Bu dursam ya. Çünkü arkadaşlar yani mesela 2 Swipe var, 2 mana 2 2 Kobold var ya kötü kağıttır arkadaşlar alınır. Çünkü yani şöyle bir şey. 2 manaya kobold iniyorsunuz. O kobold 0'a 1 bile olsa neredeyse diyecek. Çünkü arkadaşlar 5-2-2 o kadar saçma oluyor ki. Çünkü bakın yani 1'in yetmediği yerler oluyor. 5-2-2 çok korkunç. Arkadaşlar gördünüz işte adamın kafasına 5 vurdum. 2-2'sini öldürdüm. Yaratıkla vurdum. Bir sonraki tur lethal kaldı. Bir de bakın bizde direct damage da var biraz. Değil mi? Yani arkadaşlar çünkü neydi? İşte swipe'lar var. Arkadaşlar şöyle liderliğine kısa süreliğine geçelim. Vay. Nice. Warrior'lar çok çok defansif olabiliyor arkadaşlar. Boss yok muymuş? Nasıl yokmuş anlamadım. Kaç gün yoksunuz hocam? Yusufcum minimum 3. Cuma yetişmek istiyorum. Ama söz vermiyorum. Çünkü bizim dışımızda olan faktörler de var işin içerisinde. Güzel. Hocam Old Paladin mi Taunt Druid mi? Yakınlar be Bay Druid. Yay. Oo, no 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 no. Olmaz öyle. Şimdi arkadaşlar bence swipe'ımızı harcamaya bakın. Bite daha kötü bir kart. Ben kafama 4 yiyerek bite'ı yapayım yani 0 yiyerek veya bakış açınıza göre. Çekil abi sen masadan. Aman aman abi. Aman abi. Aman diyeyim abi. Öldürür. Hemen öldürür yani bakın. 2 turda alır aşağı. Şimdi arkadaşlar ben oyalanmak istiyorum. Çünkü yani tabi bu arada elim biraz dandik şu an ama. Yani şimdi arkadaşlar UI gibi bir karta cevap vermek çok zor. Hele ki UI'dan bir sonraki tur üzerine spell power'lı swipe yerseniz değil mi? Okey. O tatsız tabi. Şimdi bakın ezildik. Hero power go. İşte arkadaşlar bu da mahvediyor insanı. İnemem ben bunu böyle kurbanlık koyun gibi buna. Bana ne? Yok yurt dışı değil. Boss ölürse bir tane daha arana olur. Evet. Ama boss ölürse. Zaten şöyle bir şey oldu. Tolga dedi ki eğer 10 win görürsek dedi. Boss'u öldüreceğim dedi. I appreciate that. Ne oluyor bir bağışta. O günlerin kirasını ödeyelim o zaman. Ya oğlum gerek yok sağ ol.
Bu ne? Hay Allah. Ya hay Allah ya. Neyse bu iyi. Bu güzel taptek. Arkadaşlar bakalım. Oyaladıkça çünkü yani bu adam kendi lehine sanıyor olabilir de siz yavaş olduğu için ama fazla çiğir yok bende ötürürler zaten. Sivas'a bekleriz. Sivas'a gelmiyoruz ya. Yani şu an gittiğimiz yer Sivas değil demek istedim. Sivas'a gelmeyecek. Yani özü olarak Sivas'tan kaçınma gibi bir şeyim yok yani. Ama gelmedim galiba Sivas'a. Yurt içi çok gezmedim aslında ben. Taz Dingo. Çok iyi. Bayağı verim aldık arkadaşlar. Ağzıma da vuruyorsun. Şimdi spell power'lı swipe yapabiliyorum da ne halta yarıyor spell power'lı swipe? Arkadaşlar yani 2 damage hiçbir şey yaramıyor değil mi? Adamın kafasına 2, bu yaratığa 2 filan. Biraz tatsız ya şu an durumlar. Biraz dandik bir hareket ama yapacağım galiba arkadaşlar. Biraz dandik. Arkadaşlar şunun için yaptım. İnanılmaz iyi bir hareket diye yapmadım. Ama hem UI'dan önce elimdeki kart boşalsın dedim arkadaşlar. Değil mi? UI'dan önce kart boşalsın. Hem de Spell Shifter Swipe kombosunu yakmak istemedim arkadaşlar. Yani belli olmaz tabi. Kullanabiliriz veya kullanamayabiliriz ama şu an kaç kart? 7 karta 6 kart arkadaşlar. Bir kart gerideyiz. Okey. O çok tatlı ama cevabımız hazır. Sağ olsun. Abla. Abla cevap çünkü. Ama tabii arkadaşlar avantaj yapamadık yani. 11 defans çıktığı için tabii. Bakalım. Bodrum'a gideceğiz. Artun. Ah. Biraz ezdi ya. Biraz ezdi arkadaşlar. Estağfurullah canım ne özel. Şimdi işte arkadaşlar bakın burası şey. Druid of the Swarm insan bedava öldürüyor. Değil mi? Tatsız yani bayağı hepsi hareketleri. Her win için 1k başaracağım. Ama eğer 12 yaparsam badge atlayacağım. Hadi bakalım. Oo, ulan bugün 12 çıkarsa zenginiz bugün. Bunu vermek lazım emin olamamıştı arkadaşlar. Ne oluyor abi anlamadım. Vallahi arkadaşlar UI için oynamış oldum diye oynadım ama şimdi bakın bir böyle hani Warpath GG dağıtır bizi yani. İşte spell power'lı UI hazır dursun filan dedim. Ya ben şunu 1'e 4 inmek isterdim aslında şu an. Yayıncılar da iyi kazanıyor ha. Ya sorma. Sorma. Evet iyi beklettin ha. Vallahi arkadaşlar şu an keyfi de çok görmüyorum, söylemiyorum da herif çok bekletiyor ya. Tabii biraz zor bir durum. 7 kart mı var elde? 7 kart. Bu arkadaşlar bu Unidentified Shield Priest'inki ve Paladin'inki gibi iyi değil aslında. Çünkü çok patlak şey var arkadaşlar. 15 armor veriyor. Şimdi diyebiliriz ki tamam 15 armor iyi. Yok iyi değil arkadaşlar. Hani bir değer üretmeden yaşam almak iyi bir şey değil. Sadece life falan kartlar iyi değil. Çünkü arkadaşlar yani rakibin oynadığı yaratık hadi bakayım. Ah abo çok fena. Bir tane daha. Yine onun öbürünü değil. Aferin. Tamam swipe tabii ki arkadaşlar.
Ve hero power basamadı değil mi adam ağır aldığı için arkadaşlar? 5-2-2'nin gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? 5-2-2. Allah 5-2-2 diyoruz buna biz. Bunu da atacağım mı? Yapılacak bir şey yok. 6 mana fireball dura ve kardı arkadaşlar. Kabul. Yani adam silah bulamasaydı, çünkü arkadaşlar şu an şey oldu. Adam 6 mana Arcanite Reaper artı 5 armor aldı. Mükemmel tabi. Yani 6 mana Arcanite Reaper artı 5 armor. İyi de yani ya öyle çekmeseydi. Bu arada şu an lethal var arkadaşlar. Teorik olarak yani taunt çıkmazsa, o çıkmazsa, bu çıkmazsa. Vur. Lethal yok. Lethal var, öldü. Güzel, öyle vurucu öldü tabii ki. Ne yapıyorsun abi sen? Sabri Bey ne yap? Bu ne? Bu ne oğlum, sen ne yaptın lan? Lan sen ne yaptın oğlum? Bu ne? Al 6 damage ultimate infestation. İşte. Oğlum burn! Bu ne? Ne kabul? Ne what? Oğlum adam, ya adam nasıl öldü arkadaşlar? Bak, hero power bassa ölmeyecek. Taunting ise ölmeyecek. 4'e 1'e vursa ölmeyecek. Adam dedi ki, bir dakika dedi. Ben taunt inmem dedi. Hero power basmam dedi. Bir de üzerine dedi, 4'e 1'e vurmam dedi. Abi adam niye 4'e 1'e vurmadı? Abi 6 kafana, 5 kafana, 6 kafana, bam 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 bam. Abi çok iyiydi ya. Hero power basamadı bile tabi. Yok, bu oyun arkadaşlar böyle bitmemesi lazım en azından. Hani hakkımız değil demeyeyim ama hero power nasıl basacağız? Junkit TR'de. Nasıl basacağız hero power? 10 mana altı mitifetation. Yusuf. Hocam ben bugün erken kaçar, iyi yayınlar tekrar. Sağ olasın Yusuf'um. Sağ ol. Hayır ben adama... Aa! Berk'cim hoş geldin. Abi desteği görüyor musun şu an? Berk. Keyifler yerinde, sağ olasın. Abi desteği görüyor musun? Hoş geldin. Ya abi gönderelim hepsine. Yok yok, ben yaralamayayım diye adamın yaptığı hareket çok tuhaftı yani. Ultra Reis. Bir kere 4'e 1'e vurması lazım kesinlikle. Niye 4'e 1'e vurmadı? Hero Power niye basmadı? Ne yaptı yani? Farklı bölgelerde oynamanın olayı şu. Orada bütün her şeysin ayrı tutuluyor. Orada aldığın questler hepsi ayrı. Yani şöyle bir şey. Mesela ben Avrupa Realm'ında bu questlerim var. Ve bu gold'um var. Ve bu koleksiyonum var. Amerika Realm'ındaki koleksiyonum farklı. Ve questlerim farklı. Ve gold'um farklı. Asya Realm'ında farklı. Şimdi bu ne işe yararsan bu iş şu işe yarıyor. Arenaya daha alışmamış oyuncular arkadaşlar. Arenaya girip tabi biliyorsunuz çok iyi skorlar alamıyorlar. Sonsuz arena yapamıyorlar. Yani gold bitiyor. Arkadaşlar gold bitmemesi için ne yapmanız lazım? Çünkü arenayı öğrenmenin en iyi yolu arkadaşlar oynamak. Başka türlü öğrenilmiyor. Arkadaşlar ya 2 euro 2 euro basacaksınız. Ya da 2 günde 3 günde bir arena yapacaksınız. Veya 2 günde bir arena diyeyim hadi. Ama arkadaşlar benim söylediğim şeyi yaparsanız. Her roundda her gün questinizi yaparsanız. Hani yeni başlamış insanın hevesiyle. O zaman arkadaşlar çatır çatır olur. Evet, deste çok çılgın. Ama UI ile bir alakası yok ki Ultra Reis. Yani yine de 4'e 1'e vurması lazım adam. 4'e 6 biraz zorlayıcı değil mi o? Stampeding koduna inebilir miyiz? Yani inebilir miyiz derken insek mi? Bence kötü değil. İkinci kodu. Ah. Kodon motor durum. Al kodu. Bence idare eder. Oğlum nasıl yazdın? Telefonla mı yazdın anlamıyorum. Arenada deck kuramıyor musun? Onu demek istiyorsun.
Peki. Vay, Vendivan'ım 11 ay olmuş. Yalnız arkadaşlar bir dakika ya ulan. Dökül, 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 geliyor Swipe, geliyor. Çakacağım Swipe'ı. Abi desteğe bak ya. Lütfen meteor atma, meteor atma. Blizzard atabilirsin. Süper power'lı kartlar en iyi kartların falan ha neredeyse yani. Evet. Oh my god, what? 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 Wow, counter spell koymuş herif. Bu biraz ezdi. Adamın ağzının orta yerine swipe çakayım mı? Bayağı vuruyoruz ha. Biraz el belli oluyor ama arkadaşlar ne yapayım yapacağım. En dandik boss. Abi olamaz. Ya inanamıyorum. Corrosive Sludge oynamadım adam. Counter spell altı Vaporize koymuş arkadaşlar. Abi ne yaptın ya? Niye öyle yaptın? Allah Allah. Pek, pek. Ne tuhaf. Allah Allah. Ay nereden çıktı be kardeşim? Arkadaşlar elimde 10 damage var benim. 5-9 yani hero power 10. Zowing sağ olasın. Abi ne bileyim ya. Flame strike pek. 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 Oy Tolga. Hey maşallah. Parti. Bize bir damage lazım değil mi şu an arkadaşlar? Yani Hero Power bir kere vursa olacak ama. Boss indi bile. Starfall değil, Starfire kartındı Muratçık. Yoksa sen bunu mu kastettin diyor. Peki. İnanılmaz işler gerçekleşiyor tabii arkadaşlar yine. Adam sonsuz taunt açıyor. Starfall atsam ve adamın kafasına arkadaşlar. Starfall kafana swipe birsin go. Tekrar taunt çıkarsa yalnız arkadaşlar yıpratır bizi. Şimdi güzel güzel lethal'ımız var arkadaşlar. Çok rahat. Taunt gelse de öldürüyoruz. Evet. Righteous Protector çıkarsa okeysin. Righteous Protector ağacı öldürürüm. Dayandım be dayı.
Okey. Öldürdük herhalde. Burn Druid diyoruz buna. Yeni meta. Öğren. Arkadaşlar Argent Commander da vardı. Çok burn ediyoruz ya. Ve yani adam bayağı bir şey yaptı. Starfall. Arkadaşlar bu arada Starfall'u bilmiyor olabilirsiniz. Starfall kafaya vurmuyor, tamam mı? Hani bilmeyen varsa diye söylüyorum. Bilen varsa affetsin. Tekrar ettiğim için. Desteğe bak lan. Önümüzdeki aya sarı. Hadi hayırlı olsun Zoving. Epiklerimiz de başlayacak yakında. Okan'ınki bir şekilde oldu arada tier yükselttiği için. Yarın. Yarın öbür gün falan yokuz abi. Yarın öbür gün. Salı, çarşamba, perşembe yokuz. Cuma yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hani ailece falan bir organizasyon. Bana da son anda haber verildi. Ben sevmem yoksa biliyorsunuz. Son anda. Dur bir dakika ben gidiyorum falan. Son anda çıktı. Ben yani zaten arkadaşlar size kesin değil demiştim ya. Okuldaki işleri anca yetiştirdim. Sınav gözetmen programı falan. Abi ben bunu inmek istemiyorum ya. Yani arkadaşlar ikinci tur 2-3 normalde süper bir şey biliyorsunuz. Ve istemiyorum yani inmek. İneceğiz tabi paşa paşa da. Olmaz öyle şey. Üzülüyorum şu an. 72.5 mu ne? Haftaya sen mi gidiyorsun? Aa. Yani işte arkadaşlar. Ben normalde bir yani bilgisayarın da rahat eden bir insanım yani. Tatil pek kovalayan bir insan değilim ama tabi ailenin diğer fertleri var arkadaşlar. Sonuçta ya yayından yüzümüze bakmıyorsun filan gibi tripler var. Yani 8-0'da Secret Rock mu geldi karşımıza? Peki. Oynanmaz demeyeyim ama. Ooo Serbay. 400 izleyici arkadaşlar. Bir sürü görmemiştim 400. Hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Bayağı güzel içerik koyuyoruz. Şu son zamanlarda biraz daha çok şey ağırlıklı oldu ne yazık ki. Adı neydi? Slay the Spire ağırlıklı oldu. YouTube videolarını Hearthstone videosu çok koyamıyoruz ama devam edeceğiz bir ara. Bence onun sağındakini solundakine vurdurtacak. Şöyle yapalım. Ama elini alırsa da ezer mi? Alsın elini. Ne yapayım? Al lan elini. Elini aldı. Kötü oldu. Peki. Bu patlak yalnız bu arada arkadaşlar. Biraz patladık şu an. Backstab, Elven Mistral yapmayacaksın inşallah. Artık kombolayama yani onu. Vallahi ilk defa şapa oturduk galiba. Çocuklar. Bilmiyorum ama. Betrayal Yemek Kulübü'ne hoş geldiniz. Betrayal için yaşıyorum. Evet, izleyici sayısı artar herhalde, evet. Bayağı da görmediğim insanlar gelmeye başladı. Dün Serdar diye bir arkadaş geldi, bir ara Nihat diye bir arkadaş geldi. Bayağı aylardır görmedim herifleri. Ve hepsi sub'da düşürmüştü. Ufak ufak sub'lar da geliyor. Okey. Oh no. Bir şey yapma. Ne yapıyorsun? Yapma, swipe bir boynu kaybedeceksin hadi. Ya, swipe bir boynu kaybedecektin ya. Peki bu da fena değil. Ama yine de swipe'ye bakalım hadi. Sen bir hobi olarak swipe'ye. Turu vereceksin değil mi artık? Sen hobi olarak şu swipe'ı bir ye bakalım. Nam. Don't. Vuracağım arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Bu arada sırf burn'ü öldürebiliriz değil mi arkadaşlar? Yani şimdi tur gelince power out wild atıp işte 7 vurup üzerine çift swipe falan 15 zaten ediyor. Elinden ne yapacağı çıkartacağı çok önemli. O yalan. O bize sökmez. Oh no. Bir tane daha küçük yaratık. Ha şey ineceksin. Minstrel ineceksin. Peki. Abi spell power tap tek.
Spell Power Taptek. Ha, o da olur. Peki bunu da Taptek edebilirim. Bunu da kabul ediyorum Taptek olarak. Kabul edebilir Tapteklerim de var. Şu an küfür yedim. Onu söyleyeyim size. O küfrü hak ettim. Onu da kabul ediyorum ayrıca. Ama arkadaşlar, yüz binlerce arendir ağzımız burnumuz dağılmıştı. 40 yılın başında biz bir güzel liste yapalım değil mi? 3, 5, 7, kafana 2 swipe, 15 lethal. Hmm, güzel. Betrayal'a kucak. Okey. Bir kafana swipe, bir ona swipe kaç yapıyor? Oh no no no. Big mistake darling. You are dead now. Dead 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 dead. Dead dead. Ana bacı kalmadı şu an bende. Ana bacı şu an kalmadı bende. Çat 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 çat. Bütün saydı adam benim. Yani şu an arkadaşlar bu seferlik cevap vereceğim size. Bu bana olsa ben küfretmiştim. Evet, kabul. Bu bana olsa ben de etmişim küfürü. Etti ve hak ettim yani arkadaşlar. Onu demek istiyorum bakın. Hak ettim yani. Ulan eşşi ol eşek, bu nasıl şans deseniz adam şimdi. Abi doğru diyorsun yani. Biraz çektim filan. Şu an hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Bütün ceddim sayıldı yani. Ay. Ay ay ay. Deliririm abi. Diyorum işte arkadaşlar. Ben bu yani normalde bu toksik yoruma cevap vermiyorum. Bu sefer arkadaşlar Starfall swipe swipe swipe. Big Thunder söyle. Şu an sayıyor herif. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Swipe'ın patlamış hali bu ama doğru söylüyorsun, fakat şöyle problem var. Adam bizim yadığımızı pek öldürmedi. Bir betrayal'a bitmişti. Çünkü bak ne oldu? Ben swipe'la adamın koyduklarını sürekli temizleyip adamın kafasına vurdum, tamam mı? Adam ona izin vermişse, bizim yakını öldürüyorum deseydi. Ben swipe 4 mana 4 demiş. 4 mana 4 demiş. Leş olacaktı. Lunara. Gel bakayım Lunara. Lunara, seni üzeceğim sanıyorum Lunara. Bu çok iyi değil. Göndereceğim. Bunu 1'e 4 inmek isteriz herhalde. Bunu saklamak isteriz aslında biz arkadaşlar. Bunu göndersem mi ben? Şimdi tabi biraz kaşınmak ama. Şimdi problemi şu arkadaşlar. Bu ikinci tur 1'e 4 oluyor. Birinci tur coinleyebilirim bunu ben. Ki isteyeceğim bir kağıt değil 1'e 4 coinlemek. O bir hareket. Ya da arkadaşlar 6. tur swipe ile birlikte kullanabilirim. Ama tabi 6. tur diye bir şey yok arkadaşlar. Yani adam 2. tur 3. tur diye gelirse ezilirim. Ama yine de tutalım ya. Yok, iddialı olur herhalde. Swipe keep değil ya. 3 tane var oğlum. Eyvah. Abi hayır. 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 Ego. Coinleyemem. Biraz bir yaş şu an durum. Gek. İşte şimdi arkadaşlar 4'e 1 desem adam hero power diyecek. Desin mi hero power? Sonuçta adamı 3. tur hero power bastırmış oluyorsun. Desin. Yani çünkü arkadaşlar diğer alternatifler değmez hiç. Meme olarak söyledim, okey. Gibi gibi. Böyle 5 işe yarar, evet. Okey arkadaşlar, 3'e 5 coin yiyeceğiz. Shell Shifter yarayacak işe. Yani şuradan yaptığımız dezavantajı Shell Shifter'a toplayabiliriz diye umuyorum. Claw. Gerek yok. Tazdingo. El biraz patlak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum açıkçası. Adam 4'e 5 inerse sıkılırım. 4'e 4 gibi yani 4 harfli bir şey inerse bu fena işte. Bu fena. Ah spell power ah. Boyd. Arkadaşlar sevmiyorum bu hareketleri ama Defender of Argus düşünüyorum şu an ben. My
Yani arkadaşlar boş geçmekten iyidir. Çünkü şimdi bakın. Benim oyunun ileri safhalarında oyunu ölümüne toparlayacak kartlarım var. Yani adamın destesinin bizim kadar iyi olması imkanı sıfıra yakın. Şimdi ben bu lafı dedim diye lafı yedirirler bana ama. Hotball yakın. Yakın. Yakında çakacağız Medici'ye beni. Okey. Bir şey daha yapma. Pis herif. Arkadaşlar şöyle kötü bir hareket yapacağım. Çok inefektif kullanıyoruz o makyatlarımızı. Değil mi? Neyse arkadaşlar adam da swipe artı Jasper Spellstone yaptı yani. Adam da öyle yani inanılmaz efektif kullanmadı kağıtlarını. Küçük bir şey insan abi çok iyi olur bizim için. Şimdi mesela büyük yaratık vurursa zorlanmaya başlıyoruz artık. Çünkü. Evet. Charge. Kötü oynarım diyorsun. Peki. Peki. Mortrend de doğru. Ben onu inmezdim charge arkadaşlar. Yani belki de destesi benim gibidir. Onu da bilemiyorum ama. Ayı gibi burn atarsa yine bildiği var demektir. Ama bizde arkadaşlar şey var şimdi. Claw'la Bite da yaşam veriyor. İyiler yani. Biraz biz bir elimizi oynarken güçlük çekiyoruz. Güzel. Swipe basacağız oraya. Güzel. Yani arkadaşlar elimizi biz bir oynayamadık bir türlü. Bir oynarsak aslında şey yapacağız ama adam nefes aldırmadı. Neyse şimdi alacağız nefesimizi. Adam aldırmadı ama biz nefes alacağız azimle. Al abi şunu. Bir de bunu al tabii ki. Peki. Peki. Bir şey daha. Ne var o? Rahat. Wow. Bir de ne kötü. Peki. Bu iyi oldu işte arkadaşlar bakın. Bakın bir tane kötü kart geldi. Çok değiştir işleri. Öldürmezse dağıtacağız. Bende de bu kadar önemli klasik tamam değil arkadaşlar. Bir 4-5 Legendary falan eksiktir. Epic bile eksik var. Spellbender mı ne eksik galiba. Okey. Okey değil aslında bu arada. Ooo. Ezdi. Aa. Korkunç oldu. Abi swipe. Abi yapma be. Vay be. Ezdi. Yapamıyormuş. Abi ne biçim oldu? O kadar swipe, Starfall, Wrath arkadaşlar bir tanesi gelmedi be. Aaa. İşte arkadaşlar Bite'ın Claw'un zararı. Neden? Çünkü hepsi bir arada kullanılmıyor. Bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Şimdi Claw'la bir daha saldırsam mesela bitecek oyun. Şu 5-7 öldürme oyun sona erecek ama. Bir dakika hayır gerek yok ona. Allah Allah. Vay be. Stone Skin Basilisk hiç sorun değil. Yeneceğim. Taunt. Bir kaldık. Abi. Lethal çıkartmazsak arkadaşlar bir sürü life gain'imiz var. Ama tabii yani 7'ye 9 yaratığı var yani. Bu da ayrı bir konu. Peki. Ah be abi.
Ah be abi ya. Ah be abi, adamın zayıf sayı kağıtları vardı. Aptal yaptı. Sorun değil abi. Sorun değil abi. Sorun değil abi. Bu mu diyor? Bu mu diyor? 8'e 8 atak mı var diyor. Sorun değil abi diyor. Poisonous yap diyor. Diyorum ki sorun değil, yeneceğim. Bir dakika abi, taunt var diyor. Ve senin destende 60 tane spell var diyor. 2 swipe'ın var diyor. Wrath'ın var diyor. Starfire'ın ve Starfall'ın var diyor. Ve ultimate infestation. Hiçbirini çekmezsin diyor. O poison'sa 8'e 8 taunt verirsin diyor. O poison'sa 8'e 8 taunt veriyorum. Yemiyorum, içmiyorum. O poison'sa 8'e 8 taunt veriyorum arkadaşlar. Kaybedeyim diye sırf. Peki, mantıklı bir hareket tabii. Yerinde bir hareket. Olmuyor. Bunu yapmak zorundayız. Abi şu yaratığı öldürsem yendim ya. Öldürtmüyor onu. Diyor ki poisonous ve taunt. Vay be abi ya. 60 tane spell'im var. Elimde Claw Bite'la oturuyorum ya. Oh, peki abi. Güzel yendin. İndirtmedi Funkelmancer'ı. Charge Druid of Claw'uyla. Marsh Drake, Barkskin oynadı adam. Bir de bu üzerine bu kart oynadı ve yeniyor beni. Vay be abi. Neyse, daha fazla beklemesin bari, iğrenç herif. Güzel yendin abi. Aferin sana. Makaja çok iyi değil mi? 8'e 8 taunt var. Adamın önünde 5'e var. Yani artık destesi çaresiz kalmış adamın, değil mi? Elinde bir tanecik kart kalmış. 5'e 4'ün üzerine 3 health veriyor. Diyor ki bir dakika abi, tap tek var diyor. Poisonous taunt. Ve arkadaşlar yaratık altı üstü 2-2 ya. Starfall çeksem, swipe çeksem, rat çeksem, altim ne çeksem öldü ya. Bu mudur abi Lost ya? Böyle mi kaybettireceksin ya? Peki. Böyle kaybettir abi. Güzel kaybettir. Aferin sana. Adamın çöp kartları beni yenmesine iyi sağladı. Sorun değil abi. Adam elini bir kartla go der. Ben 8'e 8 inerim. Board'u ezecek yaratı alırım. Adam bir dakika, bu bir kartın yanında tap deck var diyor. O ikisi bir arada senin 8'e 8'ini ezer dedi. Yani beni arkadaşlar ekstra yüzünden şey bu. Bakın tap deck yok. Çifte tap deck var aslında. Adam oynuyor. Bir kartla go diyor. Adam elindeki kart Stone Skin Basilisk veya Defender of Argus. Ben ikisinde de yeneceğim. Yanına öbürü gelip tamamlıyor. 2'ye 2 Poisonous Taunt Divine Shield oluyor. Poisonous Taunt Divine Shield ne lan? Neyse bakalım. Sonrakilere bakalım. Ama biraz sinir etti yani. Okey. Bu arada arkadaşlar bu adam da zayıf değil mi? Bakın birinci tur 2 manlık yaratık coinledi. İkinci tur Hero Power basıyor. Yanlış. Yanlış bir hareket yani. O zaman ilk turunu coinlemeyeceksin. Okey. Hadi bakalım. Güzel. Swipe yiyip oturdun mu? Oturdun galiba. Al abi swipe'ını. Bu senin swipe'ın. Ey Nexus'um. Evet, yendik herhalde. Bu yani oyunu bitiren hareket oldu herhalde. Şimdi Funkelmancer deniyoruz arkadaşlar. Onu öldürmeye gücümüz yetiyor mu? Yetmiyor değil Bayağı tatsız aslında. Yani Funkelmancer'ın buna verdiği artı hiçbir şey yaramayacak arkadaşlar. Bunu 5'e 7 yapacağız, vuracağız.
bir atak diye vuracağız yani. Fungal Mancer'ın, yani sonuçta burada Fungal Mancer'ı kullanmış gibi olmuyoruz. Emin değilim arkadaşlar. Go. Yani Fungal Mancer çok çok niteliksiz kaldı. Yani iki yaratık var, Fungal Mancer olmadı. Şimdi burada evet. Hı-hı. Perfect. Okay, object en iyi kart çıktı tabi. Okay. Öldürdüm abi. Object en iyi kart çıktı. Object en iyi ikinci kartı asla çıkartmayanızı rica ediyorum. Sadece object en iyi kartlarla çalışıyoruz biz. Olabilecek en iyi ikinci kartlar bizi aşıyor. Asla asla ihtiyaç duymuyoruz olabilecek en iyi ikinci kartı. En iyi birinci kart. Bir. Oyuna bakıyoruz. Bütün koleksiyonumuzu anlıyoruz ki bu kart en iyisi olur. Al. Druid of the Claw da en iyisiydi arkadaşlar. Ben orada duruyorum çünkü bak yaratık ölmüşse benim de daha fazla yaratık var. Yapacağım bir şeyler. Okay, şimdi normal bir şeyler inersen. Ya o Stegodon hareketine herif geri dönmeyi başardı. Güzel. Şimdi Swipe 7'de oturdun. Bunu daha öldürüyor musun? Öldürüyorsun. Ama yetmez. Swipe 1'in oturdun çünkü yerine. Oynayacak bir şey istiyorum. Güzel. Buyur abi. Tada. Evet arkadaşlar. Sleepy Dragon. Kafana Ultimate Infestation. GG. Diye umuyoruz. İlk Ultimate Infestation'ı bize atıyoruz arkadaşlar. Şimdi sonuçta 9-1'iz şu an. Skorumuz iyi. Dolayısıyla adamda Ultimate Infestation olması çok abes olmaz. Ve absürt olmaz. Gökhan diye bir arkadaş 150 gold oldukça arena mı gireyim, 100 gold oldukça paket mi alayım demiş. Şimdi eğer 100 gold olup paket alırsan o sürekli kendini devam ettirir. Yani arena öğrenemezsin asla. Arena'da başarısız oluyorum diye eğer bunu söylüyorsan. Benim tavsiyem 150 gold verip arena'da kaybede kaybede kazanmayı öğrenmen. Peki o tatsız. Şimdi burada 8'e 12 yapsa bombaya düşmüyorum da arkadaşlar. En iyi şey bomba herhalde şu an. Bunun üzerine inebilecek. O yaramaz. Bir şey yapacağı belli çünkü. Onu yapması olmaz. Okey ama 6'lık altın dilimde şeyin abi. Buyur abi. Spell power'lı yuvarlayabilirsin. Kendine iyi bak. Döndürecek ya herif. Artık zor. Biraz zorlanmış olabilirsin. Evet Tolga sen peşin yaptın. Ama boşa yapmış olmadım. Öldün abis. Bence de. Oh. Onun için aldık ama arkadaşlar biz de Spell Shifter'ı. Şansı olan bir şey olmadı yani. Spell Shifter almak zorunda kalmadık. Hani bayağı yanında fena iyice bir kağıt vardı. Normalde Spell Shifter'dan bayağı iyi olan bir kağıt vardı. İkinci Ironwood Golem mi ne vardı galiba? Atmayayım ama. Değiştireceğiz. Bunu tutsak mı diyorum ama yok ya olmaz. Hmm.
Bakalım arkadaşlar, şimdi bir şekilde agresyon yapmazsa yine iyiyiz. Çünkü bakın uzun oyunda değer veren kartlarımız var. Webview var. Ondan sonra ben Mecid'e ineceğim bu arada. Mecburuz. Aynı mod var değil mi? Ceko ile Medici kenarda surf yapıyorlar yani. Skating on the edge derler. Surfing on the edge derler veya. 2 ilk ara. Ne bekletiyorlar be abi? 10 saniye daha beklet bari. Şerefsiz. Şerefsiz. Ya arkadaşlar acaba şey mi olur ya? Deneyeceğim bir. Yani arkadaşlar tabii ki şu an burada bir 2'ye 3 veya 3'e 2 görsem yapmayacaktım da böyle olunca biraz gaza geldim. Çünkü bakın Ironwood'la da defans yaparız. Oo, abi çok fena ya. İnşallah bunu bir şekilde geçmez. Yani evet arkadaşlar kaybetmeye başladık şimdi. Yani arkadaşlar 3'e 6 taunt iniyorsunuz. Yani 5 de değil 6. Adam diyor geçtim abi diyor yaratı. Evet abi öldür abi sorun değil. İnersin. Ben öğreti asla öldüremeyim şimdi. Sen dökülüp dökülüp beni yen. Bu arada arkadaşlar şu an silah bile çıkartsa öldürüyoruz yani adamın frottingini değil mi? Bir frotting daha. Ve şimdi bir şey daha geliyor. Tabii ki. Abi çok zor bir oyun ya bu. Vallahi. Gerçekten çok zor yani. Çok zor bir oyun yani abi. 3'e 6 iniyorsun arkadaşlar. Tek kağıt lan tek. 6 atak charge geliyor. 3'e 6 ise dövmüştür 6 atak. Pat. Fireball atıyor herif. 2 tane poisonous mı? Cleave. Tabi yavrum tabi tabi. Tabi rahat ol. Tabi. Tabi. Asla mind control tek çalışmayacak. Asla. Asla. Hiçbir şekilde. Mümkün değil yani. 9-6. Öldüm. Yani arkadaşlar 3'e 6 inmiyorum karşısına. Biliyorum başıma geleceği. Diyorum ki abi 3'e 6. 6. 6 health. Yani yok biliyorsunuz oyunda 3'e 6. Diyorum ki ve arkadaşlar bir tur bekliyorum. 3'e 6. Tur gelince elimde var yani kağıt. Atacağım öleceğim. Adam diyor bir dakika abi diyor. 3'e 6 öldüren tek kağıt atarım diyor. Ha bakın birebirle vurup execute atabilirdi ama aynı şey değil. Birebirle vurup execute atmak. O birebir bana turlarca vurdu. Yaratık da 6 health. Güzel. 1-2 diyeyim. Yani iki tane poisonous koyuyorum adam diyor ki clear diyor oyundaki en iyi kağıt. İki tane iki adet poisonous'un var. İkisini iki. Ve bakın ben bakıyorum adamın biri var önünde. Silah inse yetmeyecek. Charge'lı yaratık inse yetmeyecek. Rush'lı yaratık inse yetmeyecek değil mi arkadaşlar? Taunt inse yetmeyecek. Yani ben Floating Berserker olacağım. Adam diyor ki ikinci Floating Berserker ve clear. Yani bir de o Floating Berserker tabi adam 4'e 4 inmiş oluyor o zaman. İşte arkadaşlar böyle böyle insanın elinden 12 alıyorlar bu insanlar. Çok şanslı. Deminki Turin elde bir kağıt bırakıyor. Oynuyor, çekiyor. Diyor ki 8'e 8 tauntunun karşısına 2'ye 2 poisonous taunt divine shield yaratık ineceğim diyor. Ve sen diyor bir sürü spell'in var diyor cevap verecek. Hiçbirini çekmek istiyor. Galiba bu arada UI olmuyordu o sırada. Çünkü UI yani 9 olmadı da galiba o sırada. Okey. Güzel. Hadi bakalım bu desteği 12 yaptırma. Bu arada demin bir muhabbet döndü. Benim bite swipe attığım yerde bite atmam lazımdı mı diyorsunuz? Ben neye swipe attım ki? Yani ben tabii elle swipe saklamıyorsam swipe saklamayı tercih ederim arkadaşlar. Neden? Swipe bite'dan şöyle daha iyi. Yani bir kere yana damage'ı var. Bir de arkadaşlar atak değil. Yani şöyle bir şey.
Divine Shield, Taunt gibi bir şey çıkarsa Hero Power'la vurup yüzleşebiliyoruz. İşte orada adamın yaptığı şey gibi. Ben ama Swipe'ın yan damage'ından hiç faydalanmadım. Böyle bir şey olmaz. Sanmıyorum öyle bir şey yapacağımı da. Bakalım. Mecbur göndereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Spell Shifter'ı açsak mı ya? Birinci tur coin'le. Yani 4'e 1 olmaz çünkü. 1'e 4 iyi. Sonuçta ikinci turda bu var. Öyleyse yanlış yapmışız. Güzel arkadaşlar. El bayağı iyi arkadaşlar. Durum da bayağı iyi. Silah gelmesin. Gerçi. Güzel. İşte arkadaşlar burada mind control tekiyip ölmek var. Ama artık yapılacak bir şey yok yani. Değil mi? Yani burada artık MCT'nin etrafında oynayamayız. Vurup consecration tatsız olur ama yine kabul. True Saver yaramaz işe arkadaşlar. Herhalde ben şey için yaptım o sırada o zaman. Eğer öyle yapsam sadece 4-4'e attıysam şöyle bir şey yapmak için denemiş olabilirim arkadaşlar şansımı. Bakayım. Mind Control Tech inşallah çıkartmayacak arkadaşlar. Life'ımı azaltıp adamın face gitmesi için yapmış olabilirim. Hani life'ım az dursun, bite'ı görmesin herif. Ama yine de kötü bir seçim olmuş. Yok yanlış yani. Belki de 10 yüzünden. Hatta 10 yüzünden kaybettik evet. Oh, şu arenanın 12'sini satmasaydım iyiydi. Yani şimdi arkadaşlar burada mind control çok çok kötü oluyor tabii. Ama yani sırf mind control tekniği de yapamıyoruz yani. Sonuçta arkadaşlar çıkacak, gelecek, bilmem ne yapacak. Bakın çıkmadı mesela. Peki. 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 Swipe hoş geldin. Bir mana eksik. Bunu öldürelim arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar öyle bir durum var ki. Yok ya öldüreceğiz. Öldürebildiğimiz kadarını öldüreceğiz yani. Doğrusu bu. Olmaz. Diğerleri abes olur. Eyvah tak edemiyor doğru. Yani arkadaşlar swipe'a yatmak için bekleyeyim dedim ama yok yapamayız onu. Ya olmazsa? Ya. Şimdi arkadaşlar Stormwind Champion çıkartamıyor ama. Yani Paladin'in masada bir sürü yaratıkla go demek. Bir de bedava trade yapabiliyorken. Tabii ki. Yani arkadaşlar ellere yapışmış ya kağıt. Ele yapışmış yani. Hepsi hep iniyor yani. Peki. 5'e 5'sin. Oh. Bu da fena değil tabi. Go. Şimdi arkadaşlar dökülmesi lazım işte. Tek yaratığa spark resist değil. Tek yaratığa spark resist değil. Bezdiriyor bizi. Benim spell power'lı swipe'ım var. Dökülse mahvedeceğim. İnmiyor herif yaratık. Dökül abi dökül. Yaratık in. Deminki gibi dökül hadi. Shattered Sun Cleric. Fallen Sun Cleric. Abusive Sergeant. Bıççı bıççı bıççı. Minik minik hadi. Yani 5-2-2 swipe'ın bu kadar etkisi olduğu masa.
Yani arkadaşlar tabii 5-2-2 swipe atıyorken çok daha alamamak lazım ama. Al abi. Bu buraya. Olsun arkadaşlar. Bir kere azaldı en azından değil mi? 14. 3-5-6 vuruyorum. Kaç yapar? 8 kalır. Kafana 6'lık Starfire. Hero Power 1 bırakıyoruz arkadaşlar. Yani mesela şimdi normal bir şey oynayıp go derse 1 kalıyor. Bunu almış olmamız lazım açıkçası. Silver Sword çok enteres etmez bize. Okey, o sinir biraz. O da biraz sinir. Bunu öldüreceğiz. Cık. 150 tane taunt çıkarmayaydın ya. Azaltamadık arkadaşlar. Spell power'ımızı da verdik ayrıca. Çok taunt çıkıyor arkadaşlar. Çok taunt çıkıyor yani. Olacak iş değil. 7 her taunt çıktı. Bir kere vursam arkadaşlar Starfire'le indireceğim aşağı artık ama. Tabi spell power vermek de kötü oldu. Bakalım arkadaşlar. Hala iyiyiz tabi. Ya mesela şu an güzel taunt inemiyor. Consecration atsa bir şeyimiz kalıyor en azından. O çok fena. Okey. Şimdi arkadaşlar aslında şöyle fena. Yani equality falan yoksa iyiyiz. Çünkü Sleeping Dragon var da. Sleeping Dragon. 2, 3, 4, 9, 11, 12 damage var istersek. 1 bırakabiliyoruz. Ama arkadaşlar 1 bırakmak kurtarmaz bence. Ama burada Spike Steed çıkabilir işte arkadaşlar. Zor seçimler işte. Birsin go. 6 5 8 10 11 12 değil mi arkadaşlar? Abi ne olur çok çılgın bir şeyler çıkartıp bozma bizi ya. Yani arkadaşlar çünkü bakın şu an Little hazır artık. Rahatlıkla hazır yani. Mind Control tek 4'e 12. Elinde yok da Mind Control tek. Taptek etmiş olması lazım. Yani normal koşullarda yeneceğiz de. Arkadaşlar bakalım normal koşullar zaten. Orası önemli bir laf işte. Silver Sword çıksa yetmez. Silver Sword yetmez. Vine Cleaver yetmez. Equality bile yetmez şu an aslında. Taunt lazım arkadaşlar. Benim yani o Claw olan damage vurulursa can sıkarız. Şimdi bomb verecek mesela. Bomb de kurtarmıyor gerçi de. Ah be abi. Acaba ne var bu kadar? Peki. Bir şey daha var tabi. Peki. Öldü mü? Öldü galiba. Hayır ölmedi. Ha öldü. Ya bu arada çıkan hareket şeyini görüyor musunuz? Wow. Yani çıkan hareket miktarını görüyor musunuz? 8 atak charge mesela yetmiyor bak. 8 atak charge üzerine freeze. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Final boss. Lunara versus Mael. Hadi bakalım arkadaşlar. The forest fights back.
Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunu tutamayız. Çünkü çok tempolu bir şekilde gelebilir. Rock sonuçta adam. Bu çok iyi. Bunu tutsak da bunu göndersek mi acaba? Biraz stresteyim. Druid harika. O inanılmaz. Çok güzel. Güzel çıktık arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Patır 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 kafana vurup ben seni yendim. En azından demesi zor şu an. Öyle süreç. Peki. UI alma. Hadi bakalım. Okey. Bayağı güzel tontumuz var arkadaşlar şu an. Mesela şu an UI çeksek çok şikayetçi olmayız arkadaşlar. Normal çok değil. Burada yalnız bakın Envenom Weapon gibi kağıtlar bizi yamultur. Çünkü biz pek vuramıyoruz yani. Tehdit edemiyoruz adamı. Envenom Weapon demek iki yaratığını öldürürüm demek. İşte en iyi kağıt oynadık. Tabii ki. Öndeki en iki kağıtı olduğu için ondan bunu açtım. Nasıl açtım şu mağazıma? Envenom Weapon lazım geldi. Al abi Envenom Weapon. Buyur. Envenom Weapon lazım. Envenom Weapon. Çünkü arkadaşlar elim bayağı iyi yani. Cevap veremez adam Envenom Weapon'a. Çünkü 1'e 5 tonk, 1'e 5 tonk, bir daha 1'e 5. Savagery. Bunu discover etme. Ne kötü. Şimdi arkadaşlar bunlar tabii dandik hareketler. Savagery discover etmiş adam şanssız burada. Abi ya. Allah dur bakayım şimdi. Abi o silah inanılmaz oldu. İnanılmaz oldu. Bu arada arkadaşlar sanıyorum 14. oyunumuz bu. 14. oyunda ben ilk defa silah kırdım. Değil mi? Tamam, ona da var abi. Gel abi ona da var. Ona da var bebeğim, ona da var. Al. Allah geliyor. 12 geliyor. Sonic Tour kırılmaz. Hemen kıracaksın onu. O çok fena oldu. Commander. Şimdi arkadaşlar bayağı bir agresyon var burada. Yani arkadaşlar biliyorsunuz desteğimizde bizim bunu öldürmeye yetecek kadar burn var yani. Adam şimdi ne yapacağı çok önemli. 5'i 5'imizi aşağı aldı. Assassinate benzeri bir kağıt çıkartmadı. Güzel. O freeze arkadaşlar o kadar büyük problem değil o. Acaba diyorum arkadaşlar. Acaba diyorum. Şimdi arkadaşlar iki hareketimiz var bence burada. Web Weaver artı Power of the Wild veya Tar Creeper artı Shell Shifter. İki hareketimiz var. Başka hareketimiz yok bence. Hmm. 15 arkadaşlar. Ve bir vardı Power of Wild bırakırsak vurur, yaparsak 10 bırakıyoruz. Adamın zaten elinde Assassinate veya Sap yok. Bunları atardı. Gerçi Sap olabilir ama. 10 bırakıyorum. Elimde kaç damage var? 9. Ama onlara manam yetmeyecek tabii bir süre. Arkadaşlar her damage kar bize. Çünkü bakın zaten 9 direct damage'ım var yani. Adam 10. Ve elinde assassinate gibi bir kağıt yok. Okey. Vur kafasına ya. Değil mi abi? Evet. Okey. Swipe. Yaramaz. Little var. Öldü. 12. Evet arkadaşlar. Bu desteği 12 yapmasam biraz... Yani o Druid'e karşı sattığım maç biraz ayıp oldu açıkçası. Easy. Ama arkadaşlar Ironforge Rifleman çıkarttı adam değil mi? Yani bu arada oyunu bitiren kartı söylemek için Uğuz bitirdi. Şimdi bu arada orada Uğuz'u bir sonraki tur yapar diyen arkadaş hatalı. Bak neden? Çünkü ben bir kart insem orada Uğuz'u inmeyip adam yaratığı öldürecek. Hadi bakalım. Oh.
Elimize sağlık. Yay. Arkadaşlar bu arada güzel hazır kalabalıkken şimdi bir ara daha yapacağız bu arada, gitmeyin bir yere. YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Ama işte 3 swipe, 2 starfall, wrath falan. 2 spell power. Komik oldu baya. Bakalım. Güzel. 395 gold mu bu? 395 gold. Mind Breaker S'ye giriyor. 12.000'e biri bir şey atıyordu. Atar şimdi. Hmm. 5 bölü 3 stealth'i ben düşündüm.